Şimdi bu salat-ı tefriciye ile salat-ı yazdım. Bitirdim, baskıya verdim elhamdülillah. Mevlid'de adam var ya, Rebül Evel geldi adam için. Onu kavuşturabildim. Yine 190 sayfa oldu. Tefriciye ile tüncina. Çok yanlış okuyorsunuz. Sayılara hayat etmiyorsunuz. Adabını bilmiyorsunuz. Ondan sonra tefriciye okuduk, tutmadı. Tüncina okuduk, düzelmedi. Milletin gözü açılmış. Öbürü kanserden iyileşmiş. Geçmiş kitaplarda yani İzmir Yunan işgalinden tefriciye ile kurtulmuş. Meşayih yazıyor, kaynak verdim. Millet zannediyor ki bilmem kim kurtardı. Ne bilmem kim kurtardı? Tefriciye ile kurtuldu. Anladın mı sen? Şimdi kardeşim sayyar ayet edepler, usul, adab tefriciye ile tüncina da çok havas var. Yani onları bir anam şeyim vardı, iskeletim vardı üstüne bina yaptım. Bastım inşallah bundan sonra tefrici ateş gibidir. Yangını yaktın anında tefrici okundu o işin olmaması mümkün değil. E daha demek bir Suriye'nin kurtulmasına bir tefriciye tutturamamışık yani. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar mübarek insan var diyoruz ama bu Suriye'de ne oldu böyle hala düzelmiyor. Irak öyle eri sünnet bitti bitiyor ya. Şah'ı mahvetti. Bir tefriciyeyi doğru dürüst yapamadık. İnşallah yapacağız. Ama evvela ilim ilim ilim. Yani usul, adab ve inne mahrumul usul hurimul vusul bi tadyi'i usul diyor. Molla Hüsrev Hazretleri olsun vesaire usul fıkıhçılar. Yani insanlar isteklerine kavuşmaktan mahrum oluyorlarsa niçin mahrum oluyorlar? Usul ve adabına riayeti zayi ettikleri için. Te herkes meşhur. Kurslarda hemen dağıtırlar falan falan. 10 ben alayım, 50 ben alayım, 100 ben alayım falan falan. 4444 tamamlandı hesabı. Ama iş olmadı. Halbuki ateş gibi olması lazımdı. Edebe rahatsızlık var, huzursuzluk var, ihlassızlık var, manayı düşünmemek var, var oğlu var. Gaflet var, bir şey var yani. Onun için az kimselerle hani biz 40 kişiyiz birbirini biliriz hesabı kişilerle yapılabilirse bir şey ateş gibi sirat eder.